Ya Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Malum önümüzdeki günler miladi yıl olarak yılın sonu ve yeni bir yıla gireceğiz. Normal şartlarda miladi olsun hicri olsun yıl bitiminde her insanın kendi nefis muhasebesi yapması lazım. Ve Allah'a karşı mesuliyetimizi, insanlığa karşı mesuliyetimizi, görevimizi ne kadar yaptık, ne kadarını eksik bıraktık, eksik bırakanlar, bırakılan meseleler için tövbe etmesi, Allah'a rücu etmesi gerekir iken günümüz pagan, Hristiyan, dinsizlik kokan kültür ve adetleri gittikçe İslam alemine de hakim olmaya başladı. Müslümanlar da yılbaşı geliyor diye bir peygamberin gelişiyle güya kutlanacağı günleri içkiyle, kumarla, konserlerle, İslam dışı, gayri meşru ne varsa hepsinin içinde olduğu bazı programlarla programlarla kutlanmaya çalışılıyor. Bu Allah Celle Celal ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de buyurmuşlar. Ya eyyuhellezine amenu innemel hamru vel meysir diye başlayan ayet-i kerimede ey iman edenler kumar, içki, dikili taşlar, fal oyun, fal oyunları gibi bütün kumara girebilecek her şey haramdır. Bu ayet-i kerimeyle sabittir. Bununla beraber toplumda yılbaşı bir şanstır, bir seferde ne olur? Belki kazanayım, onunla sohbet isteyeyim gibi anlayışlar da İslam dışı anlayışlardır. Şeytanın sağdan yaklaşmasıdır. Şeytan bizi düşürüyor, düşürmeye çalışıyor. Ondan dolayı bütün Müslümanlar bu tür içkili, kumarlı, eğlenceli, İslam dışı yapılan toplantılarda, programlarda mutlaka uzak durması gerekir. Herkes yapıyor. Ben de yapayım anlayışı, İslami bir anlayış değil. Gazze yukarı, havadan karadan, denizden bombalanırken, Müslümanlar enkaz altında kalmışken, kadınlar, çocuklar öldürülürken bütün bu katliamı görmezden gelip Hristiyanlarla beraber, Yahudilerle beraber bu geceyi kutlamak akıl alacak gibi değil. İnsanlığa aykırıdır, vicdana aykırıdır, merhamete aykırıdır. Hani Müslüman'a zaten İslam'a aykırıdır. Bütün bu insani, vicdani değerlere aykırıdır. Duyuyoruz bazı Hristiyan memleketlerde Gazze bu haldeyken Noel kutlamaları sadece müzikli değil, kendince Hz. İsa'nın doğumunu ayinlerle kutlamaya çalışıyorlar. Niye? Gazze bu durumdayken diyor, biz eğlence yapamayız. Bunun İslam aleminde, Müslüman ülkede, Müslüman şehirlerde olması kabul edilemez. Mutlaka kim bunu tertip ediyorsa vazgeçmesi gerekir. Müslümanlar buna ilgi göstermemesi gerekir. Müslümanlar kan altında, biz burada eğlence. Bizim meşru eğlencelerimizi ötelememiz gerekir. Bu şartlarda. Gel gör ki haramın, isyanın, fuhuşun her türlü melanetin içinde olduğu konserlerle bunu kutlamak Müslümana yakışacak bir tavır değildir. Belediyeler bu işin içinde belediyeler tamamıyla iptal etmesi gerekir. Valilikler içindeyse ise valilikler bunları iptal etmesi gerekir. En önemlisi de Müslümanlar bunlara ilgi göstermemesi gerekir.